arkadaşlar, geri geldik. İkinci kısma. Evet. En son büyük bir ölü bir ogre ile savaşmış. Ve başarıyla bu savaşı sonlandırmıştınız. Levent'in ufak, daha doğrusu Drogzar'ın ufak şakasıyla birlikte sonlandırmıştınız. Ardından aranızda ne yapıp ne yapmayacağınıza dair bir karar vermeye çalışıyordunuz. Siz tartışırken ufak teyzeniz kapıyı menteşelerinden alıp yeri takmaya çalışmıştı. Nitekim birini gerçekten de takmayı başardı. Diğerinde biraz zorlamayla aslında geçilmeyecek şekilde tekrar kapatabileceğinizi fark ediyorsunuz. Tahmin ediyorum ki Kenef'te bu işle uğraşıyor siz muhabbetinizi sürdürürken. Kenef, doğru muyum? Mutabıkız. Ben de yardım Siz edeyim de bari. Daha çabuk olsun diye. Siz de Selin'i tutuyorsunuz. Şeyin yanına gittim ben ya. Ufaklığın yanına gittim. Halfling'in. Teyze de bir gariplik mi var? Bana mı öyle geliyor? Sessizce. Bir gariplik mi var? Gariplik ne demek? Normalde o yaştaki bir teyzenin böyle bir şey yapamıyor olması lazım ama. Bence kendine nasıl baktığınla alakalı. O çok sağlıklı biri. Peki. İkna oldun mu? Hayır. Attırayım mı Perseus'u? Ne yapayım? İkna oldun. Tamam ya, olabilir yani. Şakaları kadar anlattığı şeyi ikna etmedi abi. Aynen, ikna olmadım. Okey. İstiyorsan karşılıklı bir insight ve deception atışalım. Yani ne alaka, player'lar arasında öyle şey mi atılır abi? Niye meta mı yapalım kardeşim? Yo, hayır. Ben başka bir şey gördüğüm için şey yaptım yani, o yüzden aynen. Böyle derim. Neyse, bana ne olduğunu bir detaylıca anlatabilir misiniz? Siz bildiğiniz kadarıyla arkadaşa özet geçebilirsiniz. Ben o arada bir diğer battle map'i hazırlıyorum. Ya biz ya. Güzel bir gün geçirdik. Ama işte çok gülen çok ağlarmış. Günün sonunda bir yıldırım düştü ve topraktan namefler çıkmaya başladı. Ve tekrar toprağa geri gönderiyoruz onları. Zorunlu değildi namef kullanma ama neyse, senin şeyine bırakıyorum. Bilgisi olan birileri var mı aranızda? Yani uzun süre burada yaşamış. Baron'u gösteriyorum böyle. Baron. Ne güzel oldu ismi de. Baron size doğru bir iki adım atıyor. Aranıza katılıyor. Dex, öncelikle tekrar hoş geldin. Yarışma programına döndü böyle de. Benim aslında bir iki teorim var fakat sanırım öncelikle köyü kurtarmamız lazım. Ardından bu işin arkasında kimin olduğuna dair belki ufak bir fikrim olabilir. Ve eğer tahmin ettiğim kişi ise sanırım onu nerede bulabileceğimizi de biliyor. Sana gelince Dex, sana hem teşekkür etmek isterim hem de açıkçası hizmetlerinin devamını da kullanabilmek isterim. Yani hizmetlerinden kastım bizimle dövüşmeni isterim. Bu konuda eğer bir seni destekleyecek bir şeye ihtiyacın varsa açıkçası sana buradan toprak vermeyi önerebilirim. Burada bir evin olabilir. Yani sana şu an önerebileceğim tek şey bu hizmetlerin karşılığında. Çok bana bu bölgeyle ilgili, evet, ev güzel bir, çok cazip bir fikir. Ama daha çok bana bu bölgeyle ilgili detaylı bilgi verirseniz daha mutlu olurum. Açıkçası sanırım bu herhalde bu çevrede benden iyi bu işi anlayan birini bulamazsın. Ufak bir özet geçebilirim eğer bir an önce yola koyulursak. Kenef, Folza, işleriniz tamam mı? Hazır. Kenef? Evet. Teyzeciğim sen de Allah aşkına ya. Neyse. Kenef böyle gözlerini deviriyor hani şey gibi. Tekrar yola koymaya başlıyorsunuz. Bu süreçte bir saniye zaten şuradan Dex ve Seyleyd'i kopyalamam lazım. Seyleyd sana buranın coğrafyası hakkında bir iki bilgi vermeye karar veriyor. Bir saniye bunu paste. Özür dilerim. Şeyi hazırlıyorum da Battle Map'i. Tokenlarınız burada. Şimdi sizi başka bir haritaya alacağım arkadaşlar. İzninizle şey rica edeceğim sizden, kendinizi bir saniye.
özgür irademizle bir yere koymanın. Tuzağa Aynen. atlarsak da artık bizim suçumuz değil mi? Evet. Ondan sonra öldüğünüz zaman yok beni bana buraya koydunuz Gülhan Doğum'a. Kendinizi Adamın yanındayım abi. Adamla konuşuyordum çünkü. Okey. Sen Seyley'le siz en önden ilerliyorsunuz diye biliyorum ben. Alara siz daha önüne geçiyor musunuz Seyley ve şey arasına? En öndesin. Push to talk. Alara, ben en öndeyim evet. Siz de Folza'yla en önde yürüyor olun o zaman. Bunlar sizin aynı tokenlarınız değil mi? Diğer tokenlarınızla. Aynen. Evet, altındaki hep yazıyor zaten. Emin olmak adına sormuştum. Teşekkür ederim ama. Dex'te de Dex yazıyor. Bir tek Seyley'de Seyley'in adı yazmıyor. Sizi şöyle biraz daha geri alayım. Şimdi böyle yaparsam. Seyley sana bir iki ufak bilgi veriyor burayla ilgili. Kendisinin çok uzun süre boyunca krallıkta bulunduğunu, ardından bu toprakları krallığın şey ilan etmesinden sonra işte işgal edilebilir. Yaratıklardan temizlenen her yerinde oranın işte artık generali kimse orada bir baronluk kurma hakkının olduğunu söylemesinden itibaren yaklaşık bir 30 yıldır bu toprakların ciddi anlamda akınlara uğradığından bahsediyor. Kendisinin de aynı sebeple buraya geldiğini, nihayetinde de bu toprakları yani en azından bu bölgeyi diyelim, yaratıklardan temizledikten sonra baronluğunu kurmak için burada bir hayata başladığından bahsediyor. Senin ilgini çeken şeyler Dex, ki tahmin ediyorum aslında eğer biraz insanüstü, doğaüstü bir şeylerin arayışındasın diye hatırlıyorum. Her ne evet. kadar ellerinden geleni yapmalarına rağmen bu sınır bir köyde demiştik ya daha önce orman sınır. Ormanı ehlileştiremediklerini, evcilleştiremediklerini diyelim ve ormanın yani bırak evcilleştirmek, ehlileştirmek ufak bir haritasını hatta içeri gidip geri dönenin bile neredeyse olmadığına dair dedikodular var. Ormanda korkuyor buradaki yerel halk diyelim. Ve zaten buraya geldiklerinde de buradaki yaratıklar özellikle bilmiyorum burada seçici olarak bazı kelimeler kullanmıyor ama işte burada ne vardı daha önce işte ogresi vardı, trolü vardı, işte orku vardı, goblin'in koboldu bilmem nesi varmış. Bu yaratıkların da ormanla aralarında bir sınırın olduğunu ve yaratıkların o sınırı geçmediğine dair bir duyum senin ilgini çekiyor burada. Ormanla ilgili bir bilginiz var mı? Bir insight alacağım senden öncelikle şu an. Okay. 21. 21. Kendisi de çok şey bir insan ama yine de bir deneyecek. Adam sana yalan söylemiyor. Bunu söylemek için gerçekten inanılmaz bir hareket bilimci ya da işte davranışa bilmem ne psikolog olmaya falan gerekiyor. Fakat konu ne zaman spesifik bir yere doğru ilerlese işte örneğin buraya geldiğinde ne yaptı ya da işte atıyorum ormana hiç girdi mi bilmem ne gibi kendini o konuları konuşmaktan geri çekiyor sürekli. Yani bunu hissediyorsun. Ya istemiyor konuşmak ya üzücü bir arkasında bir hikaye var başka bir şey ya da bilmiyorum ama yani oralara o konulara girmekten çekiyor kendini sürekli bunu fark ediyorsun. Ama söylediği herhangi başka bir yalan yok. Gerçekten işte atıyorum. Söylediği tarihte buraya gelmiş. Söylediği zamandan beri bu köyün kuruculuğunu üstleniyor. Bilmem ne. Ve son 20 yılına dair adam hiçbir şey anlatmıyor. Hep böyle mümkün olduğu kadar buraya geldiğinde işte köyü kurduğu ilk anlar falan hep bunlara dair konuları hep evirip çevirip sana tekrar anlatıyor. Siz tabii asıl amacınız... Sen söyle bir aksiyon. Konuşmayı şey yapmaya çalışıyorum ben de hani. Ormanla ilgili soruya böyle özellikle götürmeye çalışıyorum sürekli bir şekilde. Ve şey falan sorun. Var mı köyünüzde ormana gitmiş gelmiş biri falan? O taraflara gitmiş birileri. Sorup adam da bu soruları tekrar dediğim gibi kaçınmaya çalışırken. Sizin buraya tabii ki geri dönüş amacınız, köye doğru geliş amacınız tekrar talamak gerekirse. Köyün çevresindeki bazı kalan şeyleri öldürmekti hatırlatırım. Ne diyelim, iskelet, zombi karışımı yaratıklarımız vardı burada hatırlarsınız. Asıl bu amaçla dönüyordunuz. Şunları şöyle biraz açalım. Bunlar koridorlar. Geliyor değil mi? Koridorları görebiliyorsunuz. Evet. Sizin şu an köyün içinde olduğunuz ve işte kalabalık bir ev güruhunun içinden geçtiğinizi söyleyelim. Bu gölgelik kalan yerler, ki biraz da arkalarına dair, tabi buralarda da başka aralıklar var da, evlerin bulunduğu yerler olarak düşünebilirsiniz.
Biraz uzaktan tabii seslerini de duyduğunuz bu yaratıklardan birkaçıyla rastlaşıyorsunuz. Bir saniyenizi alacağım yine. Aynı şekilde siz bu yaratıkları hatırlıyorsunuz arkadaşlar diye umuyorum. Evet. Yavrum, niye önümüze çıkıp ölmek için sıraya giriyorsunuz? Neden yapıyorsunuz bunu? Bir saniyenizi alacağım. Bunları işi kolaylaştıralım. Onlar zaten ölü değil mi? Evet. Ufak bir şey alayım sizden. İnisiyatif tekrar. İsterseniz. 7. 13. Dex 7. Falls'a 13. Evet, devam. Drogzor 17. Drogzor kaç? 17. 17. Kenef 10. Kenef 10. Sayılayı da atacak bir adet. D20 olmasın, Sayılayı bir adet. Sayılayı 10. Alara senin mi 10'du? Benim 10. Dex kaç? 0 diyorsun. Eksi bir mi? Peki Seyleyt senden önce oynuyor. Ardından da şu ufak yaratıklarımız için birer tane atalım. Geçen birini sıfır mı atmıştı inisiyatife? Polza. Benimdir. Polza eksi biri var ben. Çünkü benim. Bugün de ilk defa sıfır gördüm inisiyatifte. Güzel. Açılışı Drogzar, sen biraz daha arkadaşlarının zaten uzağındayken şeyi görüyorsun. Yaratıkların çevrede dolaştığını görüyorsun. Onlara da söyleyeceğini tahmin ediyorum. Bu arada bir şey dağıtmam lazım. Çok özür dilerim. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Bir saniyenizi alacağım. İleride yaratıkları görüyorsun, arkadaşlarına haber veriyorsun diyelim ya da haber vermek istemiyorsan durum ayrı. Onlar da zaten belki 5-5-10 feet ya, yürüdükten sonra 3-4 metre yürüdükten sonra farkına varacaklar. Ve inisiyatif sırası sende. Birkaç adım daha ileriye atıyorum. Hı hı. Bir saniye. Bu range'ine nasıl bakıyorduk bir şeyin? Hangi tuşla yapıyorduk abi? Sağdan şey, Snap to Center tuşunu demiyor musun? Hı, evet, tamam, yeterli range'in mesafe var artık. Saydım mecburen. Şöyle yapıyorum. Aa, bunlar küle dönüşenler değil mi? Diyorsun ve... ve özellikle şu en öndeki, bence ilk o küle dönüşecek diyorum ve Vicious Mockery üretiyorum. Evet, bir adet Wisdom Save isteyeceğim senden. Here's your wisdom save. Anyway. Çok güzel. Neden inatla iki zar atıyor? Çok merak ediyorum ama sorun değil. Şu en öndeki arkadaş dezavantaja sahip. Yaratık sana doğru dönüyor. Yine şey, yani biliyorsun senin hipnotik bir etkin var canlılar ve cansızlar üzerinde. O etkinle yine yaratığın suratını acıyla vuruşturduğunu hissediyorsun, görüyorsun. Yaratık sana doğru pür dikkat kesiliyor ama hala böyle kafasını böyle hafif hafif şey olduğunu görüyorsun, titrediğini görüyorsun. Senin ardından Falls oynuyor. Bakayım bir kaç feet. Tamam, şuraya kadar gelip vurabiliyormuşum. Çok güzel. 30. Aynen öyle. Şuna geldim ve vuruyorum longsword'umla. Vuruyor abi. 6. 6, değil mi? Evet. Okey. Sen yine artık şeyi fark ediyorsun bu arada. Drogzar'ın yaratığı
ilk bu efsun olmasıyla birlikte yaratıktan bir kömür dumanı çıkmıştı. İlk başlarda geçen karşılaştıklarınızdaki gibi. Sen o yüzden daha güvenli olduğunu biliyorsun bu yaratığa saldırmanın. Hemen yaratığı yaklaşıp bir kılıç darbesiyle kesiyorsun. Ardından tur Drogzar oynadı. Seyleyd de elinden geldiği kadar yaklaşmaya çalışacak yaratıklara. Ki bu ikisinin arasına girerek bitiriyor turunu. Ardından tur Kenef'te. Evet. Yettim. Kenef normal bir şekilde gitti, yürüdü. Tıpış tıpış. Böyle bir şey, stratejik bilek hareketiyle bileğini esnettikten sonra yine küçük baltasını savuruyor. Gelsin. Güzel. 24. Sen de yine aynı şekilde artık ikiniz daha önce de dövüşmenin verdiği şeyle yaratığı da adeta ortaya alıp benzetmeye başlıyorsunuz. Dek sendeyiz. Ben yürüyeceğim abi. Şey yapamıyorum zaten. Yetişemiyorum. Yürüdükten sonra da aynen öyle yapacağım zaten. Turistler katacağım. Kime atıyorsun? 30 feet yürüyeceğim. Şeyin yanındakiler, baronun yanındakilerden birini atacağım. Baronun bu solundakini True Strike diyorsun. Kırmızı olan True Strike'da. Sen kendini o sırada yürütüyorsun. Bu arada her zombide önündekine, barona iki tane olmak üzere birer atak sallıyorlar. Şimdi söylüyorum. 14 Falza'ya vuruyor mu? 10, bir dakika, 14 değil galiba. 15, 16, 17 Falza'ya vuruyor mu? Bakmam lazım. Vurmuyor. Falza sen artık... Evet, söyle abi. Bu yaratıklarla dövüşmenin getirdiği şeyini kullanıyorsun. Bu gecenin de artık iyice ısındın, formundasın. 3-5 tanesi daha dövüştün. O yüzden yaratık sana biraz yavaş gelmeye başlıyor. Seni şaşırtamazsa ya da hiç beklemediğin bir şey yapmazsa yaratık çok çabuk şekilde şey yapabiliyorsun. Dodge'layabiliyorsun yani. Sakınabiliyorsun yaratığın saldırılarından. Fakat bir iki tanesiyle aynı anda dövüşmenin verdiği şeyden dolayı şey o kadar şanslı değil. Baron o kadar şanslı değil. O da bunun bedelini zaten yediği ufak bir darbeyle ödüyor. Sen söyleyeceğini söyleyebilirsin abi. Şeye saldırı gelirse de dezavantaj vereceğim. 5 bit içimdeki kenefe. Ha aynen, evet. Bu sanaydı zaten. Ardından tur tekrar Drogzar'a dönüyor galiba. Ben biraz daha ilerliyorum. Ve en uzaktaki arkadaşa diyorum ki sen biraz uzak kaldın. Dışlanmış hissetmezsin umarım. Bir DC 13 Wisdom save istiyorum senden. Tutturamıyoruz bu arkadaşla birlikte. Bu o zaman ben ona bir hasar verdim ve onu da bir sonraki hattan da dezavantaj almaya davet ediyorum. Bu arada sen bu dezavantajı unuttun şu arkadaşta olan zaten fakat zaten tutmadığı için ben de şey yapmadım. Şey yapmadım. Pek teşekkür ederim benim yoksunluklarıma bağışladığın için. Arandık. Sen onu yapmanla birlikte tur Drogzar'dan Falza'ya geçiyor. Pardon, özür dilerim. Önce sen yaratığına tekrar bu hasarı verdiğin zaman yaratık bir anda o üzerindeki bütün bu küller kalkıyor. O yüzden Silaid bir Constitution Saving Throw atıyor. Tutturamıyor. Kendisi şu an biliyorsunuz siz bunun efektini. Fakat şu an gözlerine, burunlarına hep şey dolmuş durumda. Ne diyelim? Kül dolmuş durumda. Onlarla bir anda oluşuyor. Evet. Can için ve izleyen insanlar için yine de anlat bence efektini. Evet, ben de bilmiyorum ki. Şöyle, bu yaratıklar normal zombilerden farklı olarak külden oluşuyorlar gibi düşünebilirsiniz. Yani üzerleri kül kaplı. O yüzden kendilerini harekete zorlayacak ya da eylemsizliklerini tetikleyecek bir durum olduğu zaman o üzerinde kül tabakası ilk vuruşta dağılıyor.
Aynı şey şu an Levent'in vurduğu bu arkadaşın başına geldi. O yüzden çevresindekiler bu külden etkileniyor. İşte ciğerlerine doluyor, gözlerine yapışıyor ya da elinize geldiyse bile terinizle bile sizi çok uzun süre rahatsız edebiliyor. Bu sebeple Silate şu an dezavantajlı saldırılarında. Bunun dışında da başka bir şey yok. Fakat kendi turlarının sonunda bunu tekrarlayabiliyor bu saving throw'u. Bu sayede üzerindeki külden kurtulabiliyor. Ardından bitirmiştik Grogzor'u. Falls oynuyordu. O zaman vuruyorum ben. Ve 9'a vuruyor. Vuruyor mu? Evet. 5. 5 tane. 5 mi? Evet. Ölsün artık. Çok yedi. Bu yaratık artık böyle zar zor ayakta durur durumda. Fakat henüz belki işte senin vurduğun bir hasar kolunu ya da başka bir uzunu koparmış olabilir. Fakat henüz değil. Henüz düşmeye yakın değil. Fakat Sayleid'in önündeki için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Sayleid sinirli. Önündeki yani Levent'in az önce vurmuş olduğuna dair bir vurduğuna da bir tane sallıyor. Şu vurduğu hasar 11, 12, 13, 14. Bir saniye alacağım. Aynen. Ardından bir saldırıda daha bulunuyor bu az önce Levent'in vurduğuna. Ben dezavantajla atınca bir dezavantaj hissetmiyorum arkadaşlar. İkisini aynı atmışsın abi en sevdiğini. Şimdi zombi arkadaş direnmeye çalışıyor onu ölümü çağırmasına. Fakat direnemiyor. Düşündüğü kadar direnç değilmiş. Sayede o anki siniriyle görüyorsunuz zaten gözünüz önünde. Bir tane hafif bir saldırı yapıyor yaratığın omzuna dair şey. Sonra yandan kılıcı çevirmesiyle birlikte yaratığın kafası havada bir takla açıyor. Yere düşüyor. Yaratık da gerisin geri. Arkasına düşüyor. Sayleid'in turunu bitirmesinin ardından Kenneth oynuyor. Bu turu strike'lı olan. Ha yok buymuş turu strike'lı olan. Turu strike'lı olan şuradaki. Yine önümdekine aynı şekilde Kenneth baltasını bilek bilekle sadık hareketler çotan. Yolla. Hit. 18. Tam hit. Damage'ını at. 7. 7 değil mi? Bir saniye. Okey. Nasıl öldürdüğünü bize anlatmak ister misin? Decapitation. Direkt kıtırt bu oyna futbol topu klasik. Okey. Dex sendeyiz o zaman. Okey. Bu sefer bunun yanına gideceğim. Normal abi hatamı yapacağım. Hı-hı. Vücuduna çalışmaya başlayacağım ben. Tamam. Yolla gelsin. Okey. Bunun damage'ını atayım. At gelsin. 6 bu. 6 mı? İkinci hatam. İkinci atmadan önce 9'u tut aklına. Bir Constitution saving alabilir miyim senden? Tabii ki. Attım. Söyle de atacak aynısını. 10 attım yanlışlıkla. Sen kaç attın Can? Benim 5. Atmasaydım okay. Daha iyiydi. Sen de dezavantajlısın. Sana dezavantaj veriyorum. Okey. Seyleyde de şimdi var. O zaman 9 öbür at. 9 ve diğeri. Bir tane okay. Daha vereyim bu. Bu 8 bunun totali. Bunun totali 8 öbürünün 13'tü. 8. Okey. Bunu vuramıyorsun ne yazık ki. Okay. O vuruştan yine bir dağılınca şey o kül bulutu senin artık gözüne girdiğini farz edin atıyorum. Vuruşlarını çok yavaşlatıyor. Şimdi turun sonunda bir tane daha saving throw atabilirsin. Okay. Kurtuluyorsun. Daha da avantajını kullanmayı unuttum. Haberin olsun. Neyi? Avantajlı saldıracaktın ya ilkinde. Onu unuttuk. Abi vurdum. Neyse ya. Crit de vurabilirdin ama belli olmaz. senin vurmanın ardından zombi sana doğru bir saldırı şansın deniyor. Tahmin etmiyorum ki sana 8 vursun. Yok. Evet. Sen bu zombiyi yine kendi hızını kullanarak kaçtıktan sonra bir anda bir koşu sesi yani bir pati sesi gibi diyelim.
Toprakta sürünme sesi bir kulağınıza geliyor. Ardından Levent. Puf diye yanında bir tane köpek gibi bir canlı oluşuyor. Adeta yoklukta. İşte kulakları biraz normalden daha uzun. İşte sivri dişleri var. Tüyleri kısa. Genelde işte turuncu ve mavi tonlarında, yani o nasıl tam şey yapamadım ama turuncudan maviye değişen bir kıl rengi var bu yaratığın. Bir anda sol tarafı sağ tarafında beliriyor. Bunu görüyorsun. Bir köpekten ziyade tazıya da benzetebilirsin bu hayvanı. O şaşkınlıkla sen yaratığa döner dönmez yaratığın seni ısırmak için öne atıldığını görüyorsun. 6, 7, 8, 9 seni ısırır mı Levent? 9, hayır. Bir saniye. Yaratık önce bir seni kapmaya çalışıyor. Bir anda yokluktan var olup sen ondan kaçarken bir tane daha aynı şekilde ısırmaya çalışıyor. Dördünü de ısırdığını zannetmiyorum. Maalesef. Bir tane daha atıyoruz. Okey. Okey. Yaratık turunu burada bitiriyor. Ardından bakıyorum şeyimize. Drogzer sen oynuyorsun. Ben bir anda arkadaşlar bir anda yapabilirim demeye başlıyorum sürekli. Akıllı sandım. Evet. Kendime heroizm kestiriyorum. Tamam. Ve her tur temporary 3 health geleceği anlamına geliyor. Son spellinde diye düşünüyorum bu artık. Evet. Aynen öyle. Okey. Temporary 3 HP'm var. Her turun başında yenileniyor. Senin başka bir şey yapıyor musun bonus aksiyonuna? Yapabilirim demeye devam ediyorum. Bu da benim konsantrasyonum olarak sayılabilir. Tamam. Konsantrasyonum bozulana kadar yapabilirim demeyi planlıyorum. Bitti o zaman turum. Okey. Senin turunun bitmesinden sonra Fozla'dayız. Fozla. Heh, geldi. Duyuyor sen musunuz? Sesi evet. Pelin Batı Vibes. Bir dakika. Bu önümüzdeki hala yaşıyor mu bizim? Hayır, yaşamıyor. Bu öyle. Sadece şuradaki yaşıyor. Bir de Levent, Drogzer'in yanına ışınlanmış olan köpek var. Şu an Drogzer'in durumu nedir? Yaralı mı? Yani hiç hasar almadı. Drogzer bir hasar yemedi. Yani köpekle biraz böyle bir mücadele ettiler ama en nihayetinde öldüremedi köpek onu. Drogzer yapabilirim derken köpeğin saldırılarından kaçıyor tek tek. Şu anda gördüğün bu. O zaman ben şöyle gelip şuna bir tane vurayım. Alın 1d20. Vurur. Damage'ini de alalım. 3 toplamda. Hadi. Okey. Ardından tur Seyley'de geliyor. Seyley'i tahmin ediyorum ki bu şeyin, özür dilerim, dezavantajlı kendisi. Tekme vuruyor yine. 7, 10, okey. Bir daha dezavantajla saldırıyor. Bu da hit. Abi, bu adamın tek dezavantajı varmış gibi durmuyor. Bir dakika. 5, okey. Bir saniye. Ay, Baran'ın atışı çok iyi abi yani. Nasıl bir dezavantaj? Evet. Benim kendi karakter, ben kendim sürekli Halfling oynuyorum bir atmaktan bıktığım için. Yani geldiğim hale bak. Demek ki bana böyleymiş. Özür dilerim. Okey. Yaratığın kafasını koparıp yığıyor yere. Yine görüyorsunuz. Seyled'in devirdiği ikinci zombi. Kendi turunun sonunda bir concentration şey atıyor. Okey. O da kendi yüzünü gözünü temizleyip o şeyden, külden tekrar fonksiyonel bir hale geliyor. Bu arada Kenef oynuyor. Bas konuşa bas. Seni duymuyoruz. Alarm. Çok özür dilerim. Keşke attığımız arada sayılmasa. Yaratık.
Yaratık biraz atik kalıyor senin bu formunun yanında. Sen yaratığa istediğin hasarı ne yazık ki veremiyorsun. Bitiriyor musun turunu? Ne yazık ki. Sen Dex daha sıfırdatamadan bir saniye alacağım. Bu pati seslerini aslında bir daha duyuyorsunuz. Bir dakika. Metreye ulaşabilirsem. Okey. Bu sensin Dex değil mi? Bu ben. Bir anda puf diye bu az önce bahsettiğim köpek tazıya benzer başka bir tazı sen ve Seyleydin arasında belirip sana bir anda kapmaya çalışıyor dişleriyle. 16 seni kapar mı? Var. Senin canın da azdı diye hatırlıyorum. Umarım bu seni öldürmez. Yuu. 5, 6 seni öldürür mü? Öldürmüyor, hayır. O zaman abi reaction shield kesti diyorum ben. Öyle çalışıyor. Hayır öyle çalışıyor abi. Venom hit reaction olaraktan kestet diyor. Yani reaction doğru mantık teoride. Öldürmüyor. One reaction which you take when you are hit by an attack or target by the magic missile spell abi. Demişten önce atsan güzeldi ama ya. Hayır. Hit yediğimde atıyorum. Bir sonraki turun tamamına sahip oluyorum abi. Şey değil. Kendi turumda falan kesedemiyorum ama bunu. Okey bunu kesteceğim sen. Efendim? Bir dakika dur. Kural tartışmak istemiyorum ama aynen. Ben hit diye bir şey yok. Sen bunu istediğin zaman atabiliyorsun reaksiyonlu olarak. Abi evet which you take when you are hit yazıyor şeyde açtığımı D&D Beyond'da şu anda. D&D Beyond'da bunu niye değiştirmişler ya? Neyse peki. Okey. 21 kaç harcayan oluyor bununla birlikte? 19. Ama bir sonraki tur. Bu tur değil. Okey. Öyle olsun şimdilik. Ben rulingini farklı şekilde hatırlıyorum bunu. Yani normalde bu hata karşı da açabiliyor olmalı. Aynen. Şey benim bildiğim kadarıyla şöyle çalışıyorsun. Bir zar atılıyor. Sen bu zarın sana vuracağına inanıyorsun. Shield açıp DC'ni 5 arttırıyorsun. Ben de öyle hatırlıyorum bunu. Kuralı ama sen böyle kullanabilirsin. Engelleyen bir şey yok. Yaratık sana vurduktan sonra sen kendi korumak amacıyla bu yeni edindiğin güçlerden ufak bir tanesini kullanıp kendi çevrende bir kalkanımsı bir güç yaratıyorsun. Zaten yaratık bir kere daha saldırabiliyor ki belki bu işine yarayacak. Seni tekrar ısırmaya çalışıyor. 8 ısıramıyor diye tahmin ediyorum seni. Doğru muyum? Isıramıyor. Ardından yaratık turunu bitiriyor. Dex sendeyiz. Okey. Şimdi Shocking Grasp atacağım abi. Değil mi? Karizma ve Proficiency'sin. 21. Damage'ını da alayım. D8. D8. Bir de şey yapamıyor abi. Reaction alamıyor. Zehri olur. Metal hayır, reaction yapamıyor. Doğru. Reaksiyon alamıyor. Evet. Reaksiyon alamadığı için geri çekileceğim abi ben yaratık. Aynen. Şu tarafa doğru geri çekileceğim. Şey yapamam. Atak opportunity vermiyorum diye geriye doğru çekiliyorum. Okey. Sen Kenef mi? Yok. Fozla. Fozla'nın arkasına. Aynen. Bu arkasına doğru çekildim abi. Yaratık böyle bir anda sen ona yumruğunla birlikte elektriği verince yaratık bir titremeye başlıyor hepinizin önünde. Sen bunu fırsat bilerek hemen hızlı adımlarla uzaklaşıyorsun yaratıktan. Senin turunu bitirmenin ardından bu pati seslerini bir daha bir duyuyorsunuz. Bu sefer Seyley'de atladığını görüyorsunuz bu köpeklerden birini. Aynı şekilde iner inmez ısırmaya çalışıyor. Fakat başarılı bir çaba değil. Özür dilerim. Ardından bir tane de kendisi ısırmaya çalışıyor. 19 bu başarılı. Köpeğin bir anda Seyleydin artık bu zırhının diz tarafında daha yumuşak olan yerden dişlerini geçirip Seyleydin kaptığını görüyorsunuz. İki bir ısırıp salladıktan sonra çekip hırlamaya devam ediyor Seyleydin'e doğru. O da kendi turunu bir D6 attıktan sonra bitiriyor. Şimdi özür dilerim. Bu yaratık tekrar şeye doğru dönüyor bu sefer. Kenef'e doğru dönüyor. Kenef sana geliyor bir saldırı. 20 hit midir? 20 acem var. 20 hit değil. 20 acem mi var? 20 acem var.
Okey. Efendim? Lol dedim sadece. Okey. 20-20 vurması gerekmiyor mu 20'ye? 20-20 vurmaz. 20-20 vuruyor ya. Uf, kafam karıştı. Benim de karıştı. 20-20 vuruyor mu? 20-20 vuruyor. 2-3-3 hasar yiyorsun hala. 21 mi vuruyor? 20-20 vuruyor. Zorluk derecesi 20 atmazsan vuramıyorsun. 20 atarsan vurabiliyorsun. 20-20 vuruyor hala. 3 hasar yiyorsun. Yeriz tamam. Ardından bu şey yine aranızdan bir anda yok olup burada tekrar canlanıp Folza'ya doğru bir saldırıda bulunuyor. 20 Folza'ya da vuruyordur diye düşünüyorum. Vuruyor. Vuruyor değil mi? Vuruyor vuruyor. 5 hasarda sen yiyorsun abi. Özür dilerim. Evet. Köpekler kesecek. Efendim? Köpekler kesecek bizi. Aynen öyle görünüyor. Turunu bitiriyor bu arkadaş burada. Ardından Drogzar. Yapabilirim. Deyip. Sazımı sol elimle tutup Efe'yi çekiyorum. Hı hı. Efe'yle saldırmayı planlıyorum. Tamam. Ne kadar başarılı olduğunu hemen görelim. Çok güzel. Ben bir buçukluk olduğum için bir atmak bir şey ifade etmiyor benim için. Aynen ben tekrar. Demacı kalmadı. D20 atsana. Tek onunla uğraşmayayım. Bir öncekinin damage'ını alırız. Şu hazırlamışken basayım. Okey. Nasıl bir saldırıda bulunduğunu bize betimlemek istersen betimleyebilirsin. Normalde epey büyük bir silahla saldırırken bir nesneyi delmeye odaklanılır. Fakat ben şu anda konsantre olduğum şeyi tamamen yapabilirim. Ve daha önceden yapmış olduğum büyünün etkisinin devam ettirmeye çalışılması. Dolayısıyla ben bir an boşluğuma geliyor ve savuruyorum. Sanki böyle balta savurur gibi savuruyorum veya daha farklı. Kırbaç gibi yaratığın üzerinde şaklıyorum. Kırbaç gibi şaklıyorum. Tam olarak bu. Yaratıktan böyle bir inleme ses diyorsun. Hani köpeklerde olur ya böyle bir şeyle vurdun yani vurmazsın tabii köpeklerde olur da böyle bir kazaya geldikleri zaman. Evet hani filmlerde veya oyunlarda. İnleme sesini duyuyorsun. Senin turun sanırım eğer bonus aksiyonu kullanmayacaksan burada bitiyor. Maalesef bitti. Fakat Sayleid senin kadar mutlu değil bu olaydan. Siz hepiniz şeyi görüyorsunuz Sayleid'in üzerinde. Belki siz şaşırdınız bu yaratıkları ilk defa gördüğünüz için. Sayleid hem şaşırmadı hem de az önce ne kadar sinirliydi bilmiyorum ama şu an en az iki katı daha sinirli. Bu sinirini yaratıktan çıkaracak şekilde kılıcını savuruyor yaratığa doğru. Ki bu bir hit. Ardından da zarını atıyor. Yaratığın üzerine kılıcını adeta senin de indirdiğin şekilde iki eliyle indiriyor. Yaratığın şeyine omuruna geliyor. Şeyle birlikte yani sırtına gelmesiyle birlikte sırtı kırılıp yaratık ufak bir inlemeyle birlikte ölüyor yerde. Duyuyorsun yani kırılma sesini duyuyorsunuz. Ardından bir saldırıyı da bir sağındakine yapıyor. Aynı öfkeyle. Bu da vuruyor. Ben hep NPC oynuyorum abi. Çok iyiymiş ya. Bu da 5, 6, 8 hasar veriyor. Bu köpeği öldürmeye yetmiyor ama en azından bir süre daha şeyle Seyleydi'ye ilgilenmesini sağlayacak diye tahmin ediyorum. Seyleydi'nin turu bitiyor. Tur Fozan'ın oluyor. Dex'e Leo. Abi ben öldüm mü? Basıyorum. Aynen. Kime basıyorsun abi? Dex'e. Dex'e. Kaç HP veriyorsun? 10 HP'de veriyorum tamamını. Dex 10 HP regenleyebilirsin. Şimdi ardından... atak yapabiliyor muyum? Bu turumu bitiriyor mu komple? Yok aksiyon şey ne yazık ki. O bir aksiyon. Kenef'ten oynuyorsun. Alara puşlu tok. Abi Alara puşlu tok. Şeydekine soldakinin yanına geldim. Aha. Yine normal balta atak. Yapıştır. Ne yazık ki hit değil. Başarılı olamıyorsun. Ardından bu 3 değil mi? Bir saniye. Aynen.
Seyledin Turbito, Foza, Kenef. 2 numaralı o arkadaş ölü. 1 numaralı arkadaş orada. Deki sen oynuyorsun. Okey. Gene Shocking Grasp'la abi. Vuracağım hayvana. Hı hı. Bu önündekine. Hı hı. Betimleyebilir misin damage'ini attıktan sonra? Tabii. Abi normal yani şey değil böyle, hayvana dokunmaya çalışıp da yapmaya çalışmıyor. Her zamanki gibi dövüş teknikleriyle, büyülerini falan da dövüş tekniğiyle yapıyor yani. Hayvana ne kadar boyutta, küçük bir şey miydi? Bunlar küçük aynen, normal şey medium. Ama yani senin maksimum hobbit olmadığını varsayarsak değil karnına kadar falan geliyordur. Okey abi, o zaman eğilip alttan şey yapın, o yumruk atarmış gibi, kendi eğitimli yumruğunu atarmış gibi Shocking Grasp'la vuracağım hayvana. Hı-hı. 1d8 değil mi? Evet. Hı-hı. Ciddi de bir hasar veriyorsun. Yaratık yine sen umut elektriği vermenle birlikte titremeye başlıyor. Sendeyiz. Nasıl devam edeceksin? Ben de... Ha ben buradayım. Bir şey yapmıyorum şu anda başka. Okey, yürümüyorsun. Yok, sen turunu bitiriyorsun. Bu yaratık önce Seyley'de doğru bir hamlede bulunuyor. Nitekim vuramıyor. Ardından yine gözden kaybolup Drogzar'ın arkasında beliriyor. Belirlemesiyle birlikte tekrar bir saldırıda bulunuyor Drogzar'a. 18'in vurduğunu düşünüyorum Levent. 7 hasar yiyorsun. Tamam. Bu seni öldürür mü? Hayır. 15 artı 3 temporary vardı. Dolayısıyla şimdi 11 hasarım var. Tur bana geldiğinde 3 temporary geri gelecek. Okay. Fakat şöyle bir durum var. Benim bir adet concentration check attım. DC 10'a atar mısın? Concentration check dediğimiz constitution check direkt değil mi? Aynen, constitution aynen. Okey. Büyünü koruyorsun yani, yaratık sana saldırmış olma, dişlerini sana geçirmiş olmasına rağmen sen büyünü aklında tutup devam ettirebilecek güce, azme sahipsin. Bu arada bu yaratık aynı şekilde çevresine bakıp en güçsüz olduğu düşündüğün kişiye karşı bir saldırıyor. D6 atacağım, kime atacağım, saldıracağına dair bir iki. Bu şahıs ne yazık ki Kenef. Kenef. Gerçekten. 17 vurmuyordur diye tahmin ediyorum. Vurmuyor. Fakat yaratık yine aranızdan bir anda kaybolup Seyley'in arkasında beliriyor. Aynı şekilde Seyley'de bir saldırıda bulunuyor. Vuruyor da. Az önce diğer arkadaşının açmış olduğu deliğe, yani zırhının diz tarafındaki deliğe bir ısırıkla saldırıyor. Kapıp hemen hızlıca bırakıyor zaten, bacağı biraz salladıktan sonra. Bunun tur bittiği zaman tur Drogzar'a geliyor. Yapabilirim. 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 Veriyor musun? Şu yukarıdaki hemen İki. Bir adet daha epe darbesi. Bir o tarafa, bir tarafa döne döne savuruyorum epey ellerimle. Vuruyor. Bu sefer ama şeyi hatırlıyorum yani, bir dakika, bu bir epeyle hani nasıl saldırılıyordu. Böyle sağa sola böyle savurmak yerine gerçekten delici darbeler yapmaya çalışarak. Yaratık senin boyuna biraz yakın olduğu için senden belki taş adası 10-20 santim uzundur. Sen yaratığın boynundan kafasının içine doğru bir epe şeyinde bulunuyorsun. Nitekim de gerçekten ciddi bir şekilde saplanıyor. Belki ağzının içinden geçip işte elmacık kemiklerine kadar dayanıyor bu epenin girişi. Çekiyorsun. Zaten oradan çekmenle birlikte yaratığın ağzından ve bu delmiş olduğun boyundaki delikten kanlar fışkırmaya başlıyor. Yaratık çok ciddi bir hasar aldı. Zar zor ayakta duruyor. Senin turun bittiği zaman Foz oynuyor. Ben şöyle geçeceğim. Bu tarafa geliyorum ve bu yaratığa vuracağım. 8. Vuramıyorsun. senin ardından Seyleyd oynuyor. Seyleyd önündeki yaratığa yine aynı siniri görüyorsunuz gözlerindeki. Sallıyor fakat başarılı olamıyor. Aynı siniri daha geçmeden bir kere daha saldırıyor. Yine fakat başaramıyor. Ardından tur Kenef'e geçiyor. Kenef bir sinirle bir kalkanını bir tarafa atıyor, baltasını bir tarafa atıyor, sırtından paykını çekiyor. Şu ite. Reach'in var, oradan vurabilirsin.
Sinir 10. keskin şeyine zarardır. Sinirli olan kimse vuramıyor galiba abi şu anda. Aynen. Sen yaratığı uzaktan dürtmeye çalışıyorsun ama yaratık çok hareketli gerçekten. Sizin yakalayabileceğinizin üzerine hareketli. Ne yazık ki vuramıyorsun aynı şekilde. Senin turun bitmesiyle birlikte tur Dex'e geçiyor. Okey. Ben de bunun yanına geçip, yani yanına gelip bu sefer abi iki kolla yumruk atar gibi gene Shocking Grasp vuracağım. Tamam. 15 feet daha yürüyebilirsin, haberin olsun. Sen de başarılı olamıyorsun. Senin turunun bitmesinin ardından bu abimiz son bir azimle belki öldürebileceğine inanarak Drogzar'a doğru bir ısırık darbesi yolluyor. Nitekim de başarıyor. Levent, 3 hasar yiyorsun. 10'a concentration atıyorsun. Geçiyorsun. Yaratık seni ısırdıktan sonra hala ayakta kaldığını gördüğü için arkasını şey yapıp kaçmaya çalışıyor. Reaksiyonunu kullanacak mısın? Evet. Görelim. Hemen yapabilirim, 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 yapabilirim. Yaratık arkasını dönünce sen bunu bir fırsat olarak görüyorsun. Yaratığın arka kalçasından demeyeyim de baldırından kılıcı saplıyorsun, yani epeyini saplıyorsun. Gerçekten de epey derine kadar saplanıyor. Çıkardığında yaratık ufak inledikten sonra yana devrilip gözlerinin önünde ölüyor. Ardından bu arkadaş oynuyor. Bu arkadaş da çevresinde hırlıyor. Bu sağındaki kimse sanırım benim, Folza bu. Folza'ya bir deniyor. Isıramayınca o da aynı şekilde kaçmaya çalışacak ama daha şuraya adım atar atmaz 3 kişiden reaksiyon alma hakkı oldu. Soldan ilerleyeceğim. Dex kullanıyor musun? Evet, tabii ki. At alatlarını. Hep beraber abi yaratık tekmeleyebiliriz. Bir anda herkes bir anda şey. Gerçekten inanılmaz. Yaratık arkasını döner dönmez abi öldürdüm yaratığı direkt. Zan atmanıza gerek yok. Vay be, nasıl oldu bu? Bildiğim burada böyle senkronize bir şekilde değil mi? Aynen. Şey okuyucu şey. Şey gibi yani böyle bir anda yaratık arkasını döner dönmez hepiniz çullanıyorsunuz. Ya işte taktiğimi çaldılar ya. Benden gördüler herkes. Aynen. En nihayetinde hepiniz de şeylerinizi çektikten sonra diyelim saldırınızı çektikten sonra yaratığın cansız bedenin arada aranızda yattığını görüyorsunuz. Şey sahne oluyor. Sanırım bu benim teorimi doğrulayacaktır diyor. Sonra eğer bir şey diyor musunuz? Ya teorindeymiş. Ne zaman bitecek bunlar? Her yerden bir şey geliyor. Siz bunları da artık bitirip geri dönmeye karar verdiğiniz zaman diyelim biraz ileri alalım bu işi. Ben artık yapabilirim demiyorum. Yani bir 20-30 dakika kadar daha çeşitli yaratıkların köy çevresinde öldürüldüğünü görüyorsunuz. Fakat yağmur devam ediyor ve dürüst olmak gerekirse her bir şimşekte atıyorum 10 tane öldüyse 15 tane öldüyse 10 tane tekrar 12 tanenin tekrar en azından bir saniye çok özür dilerim hapşıracağım. Evet. Bir saniye hapşıramazsın önce bir inisiyatif at. Tekrar dirildiğini özellikle başka başka yaratıkların da bu zombilerin yanında görüldüğünü fark ediyorsunuz. En nihayetinde Seve sizde teorisini paylaşmaya karar veriyor. Ve bir soluklanmak için durduğunuzda konuşmaya başlıyor. Bir saniye bir daha hapşıracağım galiba. Ya da hapşırmayacağım. Bir geliyor gibi oldu da. Açıkçası bunu daha önce kimseyle paylaşmamıştım. O yüzden sanırım siz ilk olacaksınız. Burada sobada 20 yıldır belki 20 yıldan daha fazladır yaşayan biriler var mı aranızda? Bay Dex'i saymıyorum kendisi. Ben ne alakam olur abi? Seni saymıyorum diyor o yüzden zaten. Ben Kenef'e bakıyorum. Ben buradayım. Bu kadar söyleyeyim. Sobanın ismi benim eşimin ismidir. Bu toprakları çok severdi ve
Nihayetinde burayı ilk aldığım zaman onun ismini vermenin doğru olacağını Ben de hep düşündüm. buradaki topraklarda çok fazla soğan yetiştiği için olduğunu düşünmüştüm. Sova, soğan değil. Bizim orada soğana soğan deriz. Fakat eşimin bir sıkıntısı vardı. Ölüyordu. Yani bilirsiniz, yani normal bölümden bahsetmiyorum. Günbegün daha hasta oluyordu, daha kırılgan oluyordu, daha basit hastalıkları bile daha zor atlatmaya başlıyordu. Fakat neye güldün? Öyle, Alala. işte ben de öyle bir ölüyordu dedin ki sanki hobi Evet olarak abi. yapıyormuş gibi geldi. Ara ara böyle ölüyormuş Eşimin gibi. bir sıkıntısı vardı. Çok güzel Ölüyor. alışkanlığı vardı, ölürdü. Haftada bir 5.000'de bire indirdi oluyordu bazen ama İyi paketler kadındı ama çıkmıyordu. kötü bir huyu vardı. Ölüyor. Aynen öyle. Ölmek üzereydi. Fakat biz bu olayın ilacını benim ormanda yürüdüğüm bir gün bulduk. Bir kadınla tanıştım. Adı neydi? Bir saniye. O kadar çok tekst açtım ki yan yana okuyamıyorum artık. İsminin Sally olduğunu söylemişti. Selim mi? Sally. 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 Aynen Sally olduğunu. Sally'li mi? Ha, tanımıyorum. Sally bana eşime yardım edebileceğini ve onu iyileştirebileceğini söyledi. Ormanda başka biri neden iyileştiremedi? herhangi bir doktorun ya da herhangi bir şifacının bulab yani ilacını bulamadılar. Bilmiyorum. Adam da Karşılığında ne tıp verdin? okumuş oğlum, Adam. neredesin ya? Fakat Seli bize bu hastalığı iyileştirebileceğini ve hatta daha güzel şeylere neden olabileceğini söyledi. Biz de ona inandık ve karımı Seli'nin istediği şekilde ormana getirdim. Ve Tahmin ediyorum ki yalan söyledi. yalan söylemedi. Aslına bakarsanız karımı iyileştirdi fakat göründüğü gibi biri olmadığını da görmüş olduk. Sanırım onlara cadı diyorlar. Her Başka göründüğü gibi olmayana cadı mı diyorsunuz? hayır, sanırım Selim gibi insanlara cadı diyorlar. Çünkü kullandığı büyüler, o büyük kazan tahmin edebiliyorsunuzdur ki efsanelerden duymuşsunuzdur. Bilmiyorum, bana bunu çağrıştırmıştı. Ormanda yaşıyor olması, kimsenin gitmediği. Ve Selim gerçekten sobayı iyileştirmeye başardı. Ve bize bir mucize daha verdi. Çocuğumuz olacaktı. Fakat tahmin edersiniz ki hiçbir iyiliğin karşılığı olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Karşılığında bizden çocuğumuzu istedim. Yani gelecekte doğacak çocuğumuzu. Atlatabileceğimizi düşündük. Sobaya geri döndük. Köyü güzelleştirdik. Hatta dürüst olmak gerekirse uzun bir süre çocuk yapabileceğimiz bütün aktivitelerden uzak durduk. Fakat Seli ismi bile komik geliyor. İstediğini aldı. Gerçekten sova hamile kaldı. Ve belki bu olaydan Aktivitelerden uzak durmanız sonucunda nasıl hamile kalmayı başardınız? bilmiyorum. Bilmiyorum teyzeciğim. Fakat kendisi hamile Öyle kalmayı bir şey başardı var ve mı? nitekim doğurdu. Daha kızımız 8 yaşına gelmemişti ki bu 20 yıl önceye tekabül eder. Unuttuğunu düşünmüştüm. Fakat bir gün, bir gece Seli kasabaya öylece geldi. Villama kadar girdi. Ve borcu olanı almaya geldiğini söyledi. Siz olsanız ne yapardınız? Kızınızı verir miydiniz? 8 yıl büyüttüğünüz. Yani teknik olarak senin kızın olmadığı izlenimine kapıldım ben ama. Evet. Yani bir anlaşma yapmışsın başında. Evet, farkındayım. Fakat ben de Anlaşmadan dönmek. Ne olursa olsun insan verdiği söz tutacak evladım yani. Olur mu cadılara böyle karşı, şey? değil mi? Hep söz veriyorsun. Cadıların küçük kızlara ne yaptığını biliyor musun? Yani kime karşı olursa olsun senin yüzünden olan bir şey bu. Niye veriyorsun? Niye yapıyorsun ki o zaman anlaşma? Ben bilmiyorum ne yapıyorlar. Yiyorlar. Canlı canlı yiyorlar. Tekrar doğurmak için. Tekrar doğurup kendilerinden biri olarak büyütmek için.
Yani. Vermemekte haklıymış. Yani eninde sonunda hayata tekrardan geliyor ama yani. Şimdi evet. Ölüm bile değil. Ben terörist bir şekilde dinliyorum bunu. En nihayetinde ben de reddetmeye karar verdim ve onu kovaladım köyden. Yani hoş değil tabii çocukların yeniyor olması. Hiç hoş değil ama insan verdiği söz tutacak. Bir yıl geçmeden karım tekrar hastalandı. Ve kısa bir süre sonra artık tekrar bir çaresini bulamadan öldü. Açıkçası Selin'i tekrar arayıp tekrar bir şeyler yalvarmayı düşündüm ama bu durumda kalmayı tekrar kabul edemezdim. Bunun belki üzerine sözünü tutmadığın için kızımı kente yollamaya karar verdim. Çünkü yine dürüst olmak gerekirse daha fazla yüzle nasıl bakabileceğimi bilmiyordum. Ya belki benim için inanılmaz canımdan çok sevdiğim biri olabilirdi ama tahmin edersiniz ki karımın ölümünde eşit şekilde paya sahip olduğumuzu söyleyebilirsiniz. Bütün bunların üzerinden 20 yıl geçti ve cadının açıkçası bütün bu işi unuttuğuna karar vermiştim. Ta ki bu yaratıkları görene kadar. Bu yaratıklar cadının alametidir. Bu yaratıklar neredeyse cadı da oradadır. Bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun bu kadınla ilgili? Cadı burada. Cadı çocukları yiyor. Ya cadı benim çocuk olduğumu düşünürse? Bazen insanlar benim çocuk olduğumu düşünüyor. Sakalın var genç adam. Seni yiyecek bir cadının olduğunu zannetmiyorum. Tekrar doğuyor musun? Sorun olduğunu düşünmüyorum. Efendim? Tekrar doğuyor musun? Sorun olacağını düşünmüyorum. Ama kim olarak ya da kim olduğuna kim karar veriyor bilmiyorum. Cadı hakkında neden bu kadar çok şey biliyorum? Açıkçası bunlar benim izlenimlerim cadı üzerindeki. Yani o gün tanıştığımız zaman da yanında bu tazılardan bir tane vardı. Onun inine gittiğimizde de bu tazılardan fazlasıyla görmüştük. O yüzden açıkçası bunun cadının işi olduğunu düşünüyorum. Okay. Peki cadının başka insanlara saldırma sebebi ne? Sadece derdinin senden olması gerekmiyor mu? Ama bu köy benim köyüm ve sanıyorum ki bence benimle iş hala bitmedi. Bu arada küçük bir şey ekliyorum. Ben bir kenarda oturuyorum. Disguise kit'imi çıkartıyorum. Disguise kit'le kendimi daha da yaşlı göstermeye çalışıyorum olabildiğince. Sen elinden geldiği kadar şeyini yapıyorsun. Kendi üzerindeki boyamalarını diyelim. Evet. Cadının ini nerede? Açıkçası bugün bu yaratıkları görene kadar işin delirmiş tanrıların işi olduğunu düşünüyordum ama ben dürüst olmak gerekirse bunu cadının işi olarak düşünüyorum ve belki Sova'yı öldürmüş olabilir, kızımı benden uzaklaştırmış olabilir. Ama eğer hala bir şansımız varsa en azından Sova'nın hatırasını yıkmamasını istiyorum. Eğer bana yardım edecekseniz benim başka çarem yok, cadıyı tekrar bulmak zorundayım. Ederim ama kimse cadıyla anlaşma yapmayacak. Efendim? Çözüm çok basit. Gidip senin kendin cadıyı bulman gerekiyor ve cadıyla konuşman lazım. Bunun da senin çözmen gerekiyor. Eğer ki köye çok değer veriyorsan, evet. Karının adını verecek kadar değer veriyorsan o zaman cadı da senin gidip şey yapman lazım. Bunu çözmen evet, lazım. Ama ben bu işi sadece konuşarak, anlaşarak, bununla tekrar bir kız yaparak çözebileceğini düşünmüyorum. Bu kez öyle bir şeyden bahsetmedim zaten. Git kendini ver demeye çalışıyordum. Gerekirse kendim. Oğlum bir şey diyeceğim. Buyur teyze. Şimdi teknik olarak sen sözünü tutmadığın için aslında bütün bu musibet başımıza gelmiş durumda ya. Hı hı. Ama aynı şekilde bunun neticesinde karının ölmesiyle cadı da sözünü tutmamış oluyor. Yani senin bu yaptığın anlaşma içerisinden bir boş madde, bir bit yeniği, bir şey bulup diplomatik olarak çözmeye çalışsak bu meseleyi kimsenin canını yakmadan. Tamam ama bunun için cadıyı bulmamız gerekiyor ve orman çok güvenli bir yer değil. Sizin gibiler aslında işime yarayabilir ve eğer bir motive ihtiyacınız varsa, eğer buralıysanız topraklarınızı iki katına çıkarayım. Eğer buralı değilseniz istediğiniz yerden toprak alabilirsiniz. Yok oğlum bir şey istemem ben. İnsanların canının sağlığından başka bir şey istemem. Ben seve seve yardımcı olurum sana. Biz iki yaşlı kadın oturur konuşur anlaşırız. Hadi gidelim de şu cadıyı öldürelim. Siz? Bize o zaman ormandan bahsedecek misin biraz daha? Evet. Açıkçası benden önce cadının bahsedeceğini düşünüyorum. Onu iyice konuşturmayı başarabilirsek. Sonra konuşuruz. Önce cadının yanına gidelim. Fakat cadıları ne yapılır? Cadılar ya bize
çok da kötü bir şey yapmaya çalışırsa ya beni yemeye çalışırsa. Gerçi artık yaşlı kötü görüyorum, beni yemeye çalışırsa. Ama cadılara ne yapılır? Bildiğim kadarıyla cadılar yakılır. Çantadan şey çıkartıyorum. Çakmak taşı ve yakabileceğim bir şeyler ve elimde onlarla yürüyeceğim bir süre. Tamam. Bence biraz şehir ikna olmuş durumda. Bu yani efendim şehir, abi. Şehir toparladıysa kendini bence dinlenelim biraz. Ve şu gece ormana girmek çok sağlıklı değil. Benim. Şuna geleceğiz. Şehir hala ablukanın içinde. Yani işte çevre mezarlıklardan, çevreden başka yaratıkların gelmesi, bu başka iskeletlerin, zombilerin dirilmesi nedeniyle kontrol altına alındı sayıları. Fakat yine de yani şehrin dışında şehre doğru gelen ya da şehrin içinde ama az sayıda bu zombilerden, namevtlerden ve türevi yaratıklardan mevcut. Açıkçası Sayleid cadıyı bulup bu işi bitirene kadar da bu işin sonuçlanmayacağını düşünüyor. Yani buradaki durumun çözülmeyeceğini düşünüyor. O yüzden bir an önce yola çıkıp yolda daha boş bir yerde dinlenip cadıyı bir an önce bulma fikrine tutulmuş durumda. Size de bunu teklif ediyor. Yani buradaki insanlar... Şey soracağım. Evet. Bu cadının burayı izleyebildiği veya yakınlarda bir yerde olduğuyla ilgili bir fikrin var mı? Yani burada neler döndüğünü biliyor mudur? Burada neler döndüğünden kastı nedir? Yani burada kaç kişi olduğumuzu, buradaki savaşın durumunu... Sanmıyorum cadının yani bu kadar kabiliyetli olacağına emin değilim. Neden? Eğer neyse teslim olduğunu bağır, sen neyse derdi. En azından sen neyse derdi onu anlarız. Sen ne değilse de onu da anlamış oluruz. Teslim olduğunu bağırayım. Evet. Peki senin için. Benim için yapma bunu. Öyle bir özelliği yoksa boş yani boşuna kendi kasabanda. Bence cadının tek derdi onunla olabilir. Ama bence cadının teslim tek olduğunu derdi söylerse onunla. Yine bir anlaşma gibi teslim olmazsa sonra yanlayıp hani. Köyün boş bir yerine gelip bir anda avazı geldiği kadar bu sefer bu işi bitirmeye sen öldürmeye geliyorum cadı. Neredeysen kendine işte artık neyse kendine dikkat et gibi bir lafla bağırıyor. Dönüyor sana. Bunu gerçekten bitireceğiz bu sefer. Teslim olmak bu muydu? Her teslim olmak bu değil. Okey. Geliyor musunuz gelmiyor musunuz? Gelelim. Ben yanındayım. Ben geliyorum. Folza geliyor. Ben de geliyorum. Ormanlı. Orman hakkında aradığın bilgileri, hatta belki kendinle ilgili aradığın bilgileri cadıdan alabilirsin. Ama unutma eğer bu senin bir zayıf noktansa cadı bunu sana karşı kullanmaya çalışacaktır. Tabii hayır. Cadıyı görelim ondan sonra düşünürüz. Şimdi saatin geçtiğinden geldiğimiz noktadan dolayı eğer çok kısa kesmemiş sayılmayacak isek ben burada bitirmek istiyorum. Olur. Uygun mudur? Uygundur. Hepiniz üçle basınız artık. İstediğiniz herhangi bir subclass'ı seçip karakterinizi oraya doğru yönlendirebilirsiniz. Biliyorsunuz zaten. Sanırım Can 3 level'a kadar seçemiyor Monk'ta. Sorcerer'da seçtiğiyle devam edecek. Sorcerer'da direkt bir... Yok zaten Monk devam etmeyeceğim ben. Aynen. Bunun dışında bazı büyüsel eşyalarınız var. Eklediğimizi hatırlıyorum sistemde. Onun dışında sanırım bugünlük bu kadar. Bu akşamlık. Söyleyeceklerim yani. This guy's kid. Çok immerse olamadım son kısımlara doğru. Evet, o zaman kapanışı yapıp kaçalım. Varsa soruları alalım. Ama çok fazla soru var mı? Onu bilmiyorum. Güzel oyundu. Ağzına sağlık. Keyifliydi. Teşekkürler. Ben de çok eğlenceli. Son kısımlara doğru şey oldum. Toparlayamadım yani. Ama o teşekkür ederim. Düzelir. Bir sonraki bölümde Witchhunt'ta görüşmek üzere o zaman. Evet. Teşekkürler izleyenler için. O teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.